Artık seni kandırmayacağım. Çiçek, müsaitsen seninle biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Gel otur söyle. Şey, ne? Ben de söyleyeceğini anladım. Serdar'la kavga ettin yine değil mi? Ben sana hak veriyorum. Serdar bizi kandırmaya çalıştı. Sen de bize hep doğruyu göstermeye çalıştın. O yüzden ona çok öfkelisin. Ama ne olursa olsun kavga etmemen gerekiyor. Bu doğru değil. Çiçek, sen çok özel bir insansın. Masumsun, temizsin. İnsanlar senin gibi değil. Abla, niye geldin? Gelemez miyim? Hayır canım, gelebilirsin tabii de. Sen bir şey diyordun Kerem. Yalnızken konuşuruz. Bugün bu iş bitecek. Ya beni affedecek, olduğum gibi sevecek. Ya da çiçek konusu kapanacak. Çiçek, dükkana gelir misin? Konuşmamız lazım. Acil mi? Geç oldu. Evet, çok acil. Birazdan gelir. Hazırlanmam lazım. Benim babam Ferhat Demir. Ferhat Demir benim babam. Nasıl söylenir ki bu alıştırarak ya? Furye. Başımın belası kuruyor. Sonunda yalnız kaldın. Hesap vakti geldi oğlum. Bu gece o dükkandaki son gecen olacak. Parlak çocuksun. Bakalım geceyi ne kadar aydınlatabileceksin ha? Efendim babacığım. Bir emrin var mı? Tamam baba. Evet, evet, evet haberim var. Mesajını görünce koştum geldim. Nedir bu kadar acil olan şey? Korktum vallahi. Korkma Çiçek. Gel otur şöyle. Benim sana yani Kerem, sakin ol. Söyle ne söyleyeceksin.
Benim hakkımda... Senin hakkında ne? Oh. Benim hakkımda bilmen gereken... Evet, senin hakkında bilmem gereken. Of, nasıl söylerim bunu sana Çiçek? Ay. Ay. Affedersin ya. Tamam, önemli değil. Ben hemen kurulayıp geleyim. Tabii babacığım. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi akşamlar. İntikam vakti geldi. Buraya kadarmış Kerem Paşa. Bana madem senin yanında yer yok, sana neden olsun ki? Lan sen ruh hastası. Hadi anlat, dinliyorum.